Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bilecik Merkez İlçe adayının tanıtım toplantısını yapıyoruz. Adayımız yaklaşık 10-15 gün önce açıklandı. Tabii bu süreç içerisinde elbette siyasi partilerin ve siyaseten rakibimiz olan diğer partilerin adayları da var. Şimdi Bilecik'te normal yasal süresi içerisinde biz adayımızı belirledik. Ha bu süre içerisinde A siyasi partisi erken belirlemiş, B siyasi partisi sonra belirlemiş. Bakın arkadaşlar, buna takılmanın hiçbir gereği. Şimdi Bilecik'te Cumhuriyet karşıtlarına karşı, çünkü toplumu öyle bir hale getirdiler ki onlar ve bizler. Buradan tüm Bilecikli yurttaşlarıma, tüm halkıma sesleniyorum. Bizi kutuplaştıran, bizi ayıran, bendensin ve sendensin mantığını bu coğrafyaya, bu ülkeye yerleştiren bu iktidar. Dolayısıyla bakınız, bu iktidarın tek alternatifi, ama tek alternatifi şu anda Bilecik'te Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu geçtiğimiz dönemlerdeki seçim sonuçları net olarak gösteriyor değerlendirmişler. Burada adayın erken açıklanması, adayın geç açıklanması veyahut da işte erken çıkan yol alır, bunlar hikayedir. Biz projelerimizle, biz bu ülkeye, bu halka, biz Bilecik'e anlattıklarımızla ve biz adayımızla bu seçimlerde başarılı olacağız. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Çok basit bir matematiksel hesap. Bakın değerli arkadaşlarım. 2009 yerel seçimleri sonuçlarında Cumhuriyet Halk Partisi 8756 oy almış. AKP 8867 oy almış. MHP 2936 oy almış. MHP ile aramızdaki fark 5820 oy. AKP ile aramızdaki fark 111 oy. AKP ile MHP arasındaki fark 5931 oy. Değerli arkadaşlarım, Bilecik'te şu anda 33 bin küsur seçmen var. %15'i sandığa gitmiyor. Dolayısıyla 28 bine yakın oy var. 28 bin seçmen var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, eğer barajı 11 bin, 12 bin olarak sayarsanız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren 8700 kişi, 8756 kişi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçecek mi? Hayır. Peki 2950 oyu 11 bin, 12 bine taşımak mı kolay? Yoksa 8756 oyu mu 11 bin, 12 bine taşımak kolay? Arkadaşlar gerçekçi olalım. Gerçekçi olalım. Bilecik'te belediyeyi almaya bir adım yakınız arkadaşlar. Bu kadar net. Bir adım. Bir ilçe büyüklüğü kadar, bir ilçe kadar MHP'nin oy alması lazım. Düşünün. 3000 oydan 11000 oya yükseleceksiniz. Bir ilçede herkes sandığa gidecek, tek bir partiye oy verecek. Mümkün mü? Değerli arkadaşlarım, bir adım kadar yakınız. Bir adım. Adımımızı atacağız. Omuz omuza, el ele, güç birliği içine gireceğiz. Ve biz Bilecik'te belediyeyi alacağız. Ve Bilecik'te gerçekten Cumhuriyet değerlerine inanmış, gerçekten gidişattan endişelenen, ana vatanlısı, doğru yollusu eski, merkez sağda bulunan arkadaşlar. Bakınız, tek alternatif, ama tek alternatif matematiksel sonucuyla sadece Cumhuriyet Halk Partisi. Yine aynı şekilde 2011 genel seçimlerin neticeleri de böyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 11.336, 11.366, MHP'nin oyu 8.448. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında birleşeceğiz. Bu çatının da devamını sandıkta getireceğiz. Bütün Bilecik halkı,
onların deyimiyle onlar ve bizler diye ayırdıkları ve onlar ekibini oluşturan Bilecik halkı bu neticeyle sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti çıkartacak. Bundan hiç endişem yok arkadaşlar.